Sevgili izleyenler, aşılama ile ilgili, vaka tablosu ile ilgili, Türkiye'nin vakaya dair, pandemiye dair son durumu ile ilgili haberimiz bu şekilde. Şimdi artık gündem maddemizi yangına doğru çevirebiliriz diye düşünüyoruz. Size gece boyunca hazırlıklarımızı yaparken gecenin en çok konuşulan, gecenin en çok yardım çığlığı yükselen, gecenin en çok bize yardım edin, yanıyoruz, bitiyoruz haykırışının duyulduğu bölgelerden size haber vermek istiyoruz. Dün akşam itibariyle o çığlıklar adeta gökyüzünü inletti. Nerelerden özellikle bu yardım çığlıkları geliyor? Marmaris'ten geliyor, Manavgat'tan geliyor ve Bodrum'dan, Milas'tan geliyor sevgili izleyenler. Bodrum'la Milas'ın sınırından çökertmeden gelen seslere bir kulak vereceğiz. Oranın belediye başkanları sosyal medyadan çaresizliklerini adeta duyuruyorlar. Çünkü ellerindeki imkanların tamamını seferber etseler bile oradaki vatandaşlar gönüllülük esasına dayalı kendilerini alevlerin arasına atsalar bile teknik yetersizlikler dolayısıyla alevlerin önüne geçilemiyor. İlerleyen dakikalarda bu yangının nasıl söndürülmesi gerektiği, yangından sonra zarar görmüş bölgelerin nasıl rehabilite edilmesi gerektiği ile ilgili uzmanından görüşlerini alacağız. Ama o çığlıklara kulak verelim, çökertmeye doğru gidelim. Sosyal medya çünkü dün akşam çökertme diye yıkıldı. Çökertmedeyiz. Şu anda yangın çökertmenin hemen yanındaki sırtlarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle de çökertmeye doğru geliyor. Tabii burada acil müdahale ihtiyacı var. Biraz önce kaymakam bey ve diğer yetkililerle görüştük. Buraya Aracöz desteğiyle birlikte helikopterlerin hatta uçakların tekrar devreye girmesi gerektiğini ifade ettik. Tehlike büyük, yardım lazım dedi. Ulaşabileceği her mecradan hatta sosyal medyadan çağrıda bulundu. Ama uçak yetişemedi Muğla çökertmeye. Yeryüzündeki cennet köşelerden biri daha çökertme yandı. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat çaresizliğini bir fotoğrafla paylaştı. Artık ne söyleyecek söz kaldı dedi ne de edecek sitem. Alevler cehennem ateşi gibi çökertme tepelerinin ardında göründü önce. Gökyüzünü kızıla boyadı. Mazıyı aştı, çökertmeye yaklaştı. Belediye Başkanı Tokat adım adım gelen felaketi saniye saniye anlattı. Yardım istedi. Buraya etkili olarak hemen müdahale şart. Çünkü aşağı doğru sarkması durumunda havanın kararmasıyla birlikte burada müdahale imkanı kalmayacaktır. Ve çökertmeyi kendi kaderiyle baş başa bırakmış olacağız. Onun için sanırım şimdi helikopterler geliyor ama uçakların da bir an önce buraya gelip derhal müdahaleyi arttırması gerekiyor. Beklenen hava desteği yetişemedi. Yangınlar çoktu, imkanlar kısıtlı. Vatandaş farklı belediyelerden ekipler, profesyonel ekipler ellerinden geleni yaptı. Sanatçı Haluk Levent de yardım için oradaydı. Şu anda lojistik destek birimindeyiz. Herkes canhıraş bir şekilde çalışıyor ama maalesef yukarılarda Ören'de, çökertmede, Mazı'da çok büyük sıkıntılar var. Evler boşaltıldı, vatandaşlar korunaklı alanlara alındı. Alevlerin Yeniköy, Kemerköy termik santrallerine ulaşmasından endişe edildi ama rüzgar yönünü değiştirdi. Bir facia daha yaşanması önlenmiş oldu. Ören ve termik santral için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar da ters yönde, yani Ören ve termik santralin ters yönünde estiği için şu anda sadece Çökertme için, Gökbel için ve Bozalan için bir tehlike söz konusu burada. Özellikle çok değişik spekülasyon yaratacak söylentiler ortaya atılıyor. Bunlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. O tehlike ucuz atlatıldı ama çökertme yandı. Başkan Muhammed Tokat son paylaşımını sabahtan beri feryat ettik, hava desteği istedik, hepimiz söyledik, çırpındık, anlatamadık ya da anlaşılamadık. Gelin şimdi ziyaret edin bakalım ne hale gelmiş güzelim çökertme diye yaptı. Çaresizliği kelimelerine yansıdı. Evet,